Hacı olabilmek için milyonlarca Müslüman vakfe duası yapmak üzere Arafat'a akın etti. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Mekke'ye yaklaşık 22 kilometre mesafedeki Arafat bölgesine akşam saatlerinden itibaren ulaşan ve geceyi Kur'an-ı Kerim okuyup dua ederek geçiren hacı adayları sabah namazını da burada kıldı. Yaklaşık 2,5 milyon hacı adayı Arafat'a akın etti. Geceyi çadırlarda geçirdiler, sabah namazı çadırlarda kılındı. Arafat bölgesindeki bazı hacı adayları ise Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın yeryüzünde buluştuğu ve ilk tövbenin kabul edildiği Cebel-i Rahme'ye çıkarak dua etti. Dünyanın çeşitli yerlerinden kutsal topraklara gelen Müslümanlar vakfe duası yaptı. Sen onları bağışla Allah'ım. Öğle ve ikindi namazını birleştirip cemi takdim yapan hacı adayları, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in yaptığı vakfe duasına iştirak etti. Ne yazık ki bizler zihinleri bir, yürekleri bir, gayeleri bir, sevgileri, acıları bir kardeşler topluluğu olamadık. İtiraf ediyoruz, sen bizleri bağışla Allah'ım. Bizi yeniden birbirine kenetlenmiş kardeşler topluluğu eyle Allah'ım. Akşam namazından önce Müzdelife'ye geçen hacı adayları şeytana atılacak taşları topladıktan sonra Müzdelife vakfesini ifa edip Mina'ya geçerek şeytan taşlamaya başlayacak. Vakfe zamanı gün batımına kadar devam edecek. Yani bizler gün batımına kadar burada Arafat'ta kalacağız. Gün batımı sonrası ise Meşar-ül Haram'a doğru yola çıkacağız. Müzdelife vakfesi olacak ve gece yarısından sonra da şeytan taşlama olacak. Her yıl Arefe günü değiştirilen Kabe'nin örtüsü bu sene de Zilhicce'nin 9. günü olan Çarşamba günü değiştirildi. Örtünün üretiminde 700 kilo ipek ve 120 kilo altın ip kullanıldı.